Herkese selamlar dostlar. 25 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Bir skor yarışmamız var. Fenerbahçe Astrovien mücadelesiyle maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alacağız. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyorum fakat çok gollü beklemediğimi de belirttim İlk yarıdan Fenerbahçe bence öne geçer. Sonra mücadele 2-3 gol bandında biter diye düşünüyorum. Birazdan zaten maç hakkında da konuşuruz. Size sorduk maç skoru ne olur. Yazacaklara katılacaklara bol şanslar. Geçtim. Canlılarda neler yaptık? Bugün canlı odasında gerçekten güzel işler çıkardık. Özellikle editör arkadaşlarımız çok güzel işler çıkardı. Alvayan mücadelesi vardı. 2.5 üst verilmiş. İdealden 90 artıda geldi sanırım. Başarılı. Apoel mücadelesine ilk yerden bir gol daha olur demişler. Dakika 16'da yazı şeklinde zaten yazıyor ve başarılı oldu Apoel mücadelesinde. İlk yer 2-0 önde geçti. Geçtim ondan sonra Trebisol mücadelesi vardı. 7.5 üst dakika 80'de bir 33 orandan bence riske değmez. Fakat arkadaşımız izlemiş vermiş gelmiş. Bu da gelmiş. Şurada bir Jurgard mücadelesi vardı. Dakika 63'te Jurgaard'ın atacağı bir gole verildi. Burada 2 gibi orandan. Zaten dediğim gibi canlıların altına her zaman infolarımızda veriyoruz. Ya canlımız gayet güzel geçti buradan. Jurgaard'ın da oradan bir gol geldi. Zamaley'in golü dakika 44'te geldi. O da geldi. Canlılar gerçekten MR ekip arkadaşlarım hem biz ciddi anlamda bir fark yarattığımızı düşünüyorum canlı bahislerde. Ki katıl Telegram grubundaki arkadaşlar da mutlaka bizlere katılacaktır diye düşünüyorum. Geçtim maçlara. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like atarak destek olabilirsiniz. Like atmayı unutmalım. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Zili de açalım. Abone ol şu yanında bildirimler var. O zili de açmayı unutmayalım. İlk mücadelem Silkeborg mücadelesi ile başlayalım. Güzel bir mücadele. İlk maç 1-0 bitti. Silkeborg'un daha kaliteli bir ekip olduğunu ben zaten ilk maçta söylemiştim sizlere. İlk maçta o yüzden KG vara gitmiştik. 1-0 gibi skorla bitti. Gol zaten dakika 88'de geldi Helsinki'nin golü. Şimdi burada kendi evinde. Her iki ekibine bak, her iki ekibe de incelediğim zaman ligde oynadıkları son maçta rotasyona gittiklerini görmek mümkün. Ben burada Silkeborg tarafına gidiyorum fakat Helsinki oyunu tutmak isteyecektir. Özellikle ilk yarıda ben oyunu Helsinki'nin tutabileceğini düşünüyorum. İkinci yarı burada Silkeborg'una geçebilir. Ben doğrudan bir maç sonu biri sizlere öneriyorum. Bir 38 gibi oranla idealden alınabilir. Fakat yüksek oranıyla birlikte ben burada bir sıfırdan bir de yapılabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 3.91 arkadaşlar. Dediğim gibi Helsinki ilk yerden oyunu tutmaya çalışacaktır. Ki bunu yapabilen bir Helsinki takımı var. Deplasman'da. Ki zaten şöyle de bir şey var. Finlandiya ekipleri genelde Avrupa'da da başarısız. Bu genel bir kanatı bu maç nezdinde söyleyeyim. Genel bir Finlandiya takımlarının başarısızlığı var Avrupa'da. Silkeborg biraz daha kaliteli bir ekip. O yüzden sıfırdan birinde sisteme girebileceğini düşünüyorum. 3.91 oranıyla. İkinci maçın Fenerbahçe-Astrovyen mücadelesi. Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımız zaman genel bazda her zaman ilk yarılarda bu sezon daha doğrultusunda her zaman ilk yarılarda baskın ve etkin bir oyun oynayaraktan da golü bulan takım Fenerbahçe'yi ki ilk yarıda genelde önde kapatıyor. Fenerbahçe takım oynadığı maçlarda. Yine aynı şekilde ilk yerden baskın bir, baskın bir oyunla Fenerbahçe ilk yeri önde kapatacaktır diye düşünüyorum. Bir 21 oranı var taraf tercihini. Biz burada 1.63 gibi orandan ilk yeri bir tercihini alabilir diye düşündüm. Ve maç genelinde ilk yeri Fenerbahçe öne geçse de dediğim gibi her zaman bunu 2-3 haftadır söylüyorum. Golü bulduktan sonra takım biraz daha duruluyor. Adana Demir maçından farklı bir oyun vardı orada. Rakibe göre bir oyun olduğu için biraz tempo sürekli arttı. Burada çok golü bir maç beklemiyorum. İlk maçta da zaten skor üstünlüğünü almış. 2-1 buradan iddiadan alınabilir. Fakat toplam gol aralığı da 2-3 gol bandında kalması bence mümkündür. 2-0, 2-1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir. Aynı şekilde 2-3 golün bandında 1.85 oranı var. Değerlendireceklere önerilir. Şerif'le Punik mücadelesi. Şerif mücadelesi ilk maç 0-0 bitti. Maç dengeli bir mücadele vardı. Şerif daha biraz daha Punik takımına göre tecrübelendi. Özellikle geçen sezon neler neler yaptı. Fakat bazı oyuncularını sattığı için özellikle Traore. Traore vardı sol açık. E, var e, French şekilde. gitti. Orada da çok başarılı şekilde ilerliyor. Bazı oyuncusu, oyuncularını dağıttı fakat yine oyuncular mevcut kadrosunda. Burada Şerif'in galibiyetini bekliyorum. Fakat galip gelirken Oran 1.33'ten girmeyelim taraf tercihine. Burada 3.5 altında veya 4.5 altında. Oran nasıl yapıyorsan 4.5 altında yaparsanız 1.41'e çıkartırsınız. 3.5 altında da 1.70 bandına kadar çıkartabilirsiniz. İlk maç 0-0 bitti. Punik takımı normalde ofansif oynayan takımlardan bir tanesini. Öyle bir araştırmam vardı benim daha öncelerden anlatmıştım sanırım. Burada Şerif takımı biraz daha etkin olacaktır. Abluka'ya alacaktır. Punik takımı biraz daha oyunu tutmaya çalışacaktır. Kontrataklarla mücadele edecektir. Çünkü ilk maçta zaten 0-0 bir skor var. Burada Şerif'in galibiyeti denenebilir. Hatta şöyle güzel bir oran yazmışım ben buraya. Burada da söylemek istiyorum. Şuradan bulabilirsem. Aynen buldum. 2.09 oran yazmışım bakın gol atacak takımlar yalnız bir. Ben burada Şerif'in yani 1-0-2-0 ayarında kazanmasını beklediğimden dolayı deplasmandan gol, deplasmandan gol beklemiyorum. Şerif sadece bu maçta gol atabilir. 2-0-9 orandan sistemlere ekleyebilirsiniz. Sivas Spor Malmö mücadelesi. Yani Rıza Hoca ne kadar şöyle dese de Sivas'la görüşeceğiz tarzında bir söyleme oldu. Ama Malmö maçından önce de hazır değiliz. Transferlerimiz daha takıma katılmadı hazır olmayan bir Sivas var tarzında açıklamaları vardı. Malmö iyi bir takım. Özellikle kendi evinde galibiyetine gittik ki Sivas kalesinde çok rahat pozisyonlara buldu. 3 oldu ama 4-5 de olabilirdi. Ki zaten mutlaka maçı sizler de seyretmişsinizdir. Ben burada Sivas'ın bir golüne alalım. Kendi evinde yani Urza Hoca'nın o, Hocan o söylemine güvenerekten alalım buradan. Sivas'ta görüşeceğiz dedi. Ki zaten Malmö'nün önünde bir skor avantajı var. Malmö burada biraz daha geçiş oyunu oynayarak Sivas Spor Kalesi'nde pozisyonlara girecektir diye düşünüyorum. Sivas Spor'da bence karşılık verebilecek bir güçte takım. Özellikle kendi evinde KG var tercihini buradan idealden tek tercih olarak öneririm sizlere. Diğer yani mücadelem Bazel ile CSK Sofya mücadelesi. CSK Sofya özellikle geçen sezondan da Avrupa'da birkaç tane maçını izlediğimden dolayı kadrosuna baktığım zaman da kemik kadrosunu koruyan bir CSK Sofya var. Özellikle ona da dikkat ettim. Dep basmanlarda oynadığı zaman CSK Sofya biraz daha defansif bir takım. Burada zaten ilk mücadelede de şuradan gösterebilirsem. İlk mücadelede 1-0 zaten Bazel'e karşı kendi evinde galip geldi. Bazel'in kadro rotasyonuna baktım. Özellikle ligde oynadığı mücadele 2-0 kaybettiler. Onlar da kadroda hücum hattında 4-5 tane oyuncusu toplamda rotasyonda bırakmış Bazel takımında hoca. Burada Bazel'in bir galibiyeti gelir ama çok fazla gollü bir galibiyet gelmez diye düşündüm ben burada. Yine 4.5 altında 1.45 gibi oranı var. İdeal sayılabilir. Oranı biz biraz daha yükseltelim. Gollü bir maç beklemiyorum. Yine 1-0-2-0 bandında bir bazel galibiyeti çıkabilir. SSK atarsa 2-1 bitebilir. 3.5 altında 1'in oranı 1.76 oranı var. Değerlendirecekler bu bazda. Bu orandan bir değerlendirme yapabilirler. Fehervalla Köl mücadelesi. Köl arkadaşlar ilk mücadelede benim ideal kombinimde vardı. Hatta 1 ve 1.5 üst olarak oran tamamlasın. 2'nin üzerine alsın diyerekten aldım. Zaten dakika 10 gibi öne geçti. Hemen bir kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmese biraz daha bir 20 dakika daha oyun oynasalardı. Ya maç zaten 3-0 olacaktı bence. Çok etkili vardı ki ideal. Bundesliga'daki ideal 11'ini zaten sahaya çıkarmıştı. Burada yine tekrardan bir ideal bir 11 çıkacaktır. Gollü bir mücadele geçebilir ki Fer var o maçta oynadı. Fakat şöyle oldu. Kırmızı kartı gördü. Hemen ardısına gol yedi. Ardına bir tane daha yedi. Yani bir şok üstüne şok yaşadı Köln takımı o maçta biraz. Maç biraz daha gollü olacaktır. Köln takımının galip gelmesi muhtemel. Zaten kilit kalite farkı çok bariz. Ben gollü bir maç beklediğimden dolayı Ferbardan da bir gol bulabilir gol gelirse mücadele 2.5 üste 1.46 gibi orandan taşınır diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Sılvar yaparak mücadelesi Avrupa'da kaliteli takımlardan bir tanesi Sılvayla yaparak ilk mücadelede 2-1 yenildi. Ondan sonraki kendi evindeki oynadığı mücadelede 7-0 mı 7-1 mi ne bitti. Birazdan moral bir depoladılar söyleyebiliriz. Kendi evinde iyi bir takım Sılvayla yaparak Bence ideal kombinelere girebilecek bir karşılaşmalardan bir tanesi. Buna da doğrudan maç sonu 1'i e öneririm sizlere. Hatta biraz daha oran yükseltmek adına 1 ile 4 gibi oranı var. Ev sahibi 1.5 üstte de burada yönelebiliriz. Kesinlikle Slavia yaprak tarafında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ev 1.5 üstte oranı da 1 ile 4 gibi oranı var. Değerlendirecekler bunu da bir değerlendirme altına alabilir. Andalya Young, Young Boys mücadelesi. ilk maç keyifli bir maçtı diye söyleyebiliriz. Fakat Bekleneni vermedi. 1-0'lık bir Anderlet galibiyeti geldi. Young Boys Anderlet kalesinde etkili miydi? Etkiliydi. Özellikle gol yedikten sonra biraz daha baskıyı arttırdı. Pozisyon sayısı biraz daha arttı. Fakat gol bulamadı. Şimdi Anderlet burada kendi evinde defans yapacağını düşünmüyorum. Kendi taraftar önünde Anderlet gibi takım biraz daha ofans oynayacaktır. İşte ofans oyun burada Young Boys'un istediği oyun tarzı atarlar yerler diye bir düşüncem var. Young Boys deplasmanlarda özellikle üstüne gelen takımlara karşı daha çok pozisyonlara girebilen takımlardan bir tanesi. Young Boys oyunun belirli bölümlerinde ki atamazsa ilk golü atamazsa zaten risk alacaktır. Rakip kaleye biraz daha etkin gelecektir. O etkin gelmesiyle Anderlecht de pozisyon bulacaktır. Young Boys o etkin gelmeleriyle birlikte gol bulabilir diye düşündüm. İdealen de oradan bir geçen maç KG var gelmese bile bu maçta bir KG var tercihinin gelmesi bence idealden değerlendirme altına alınabilir ile Tel Aviv mücadelesi. Nice bu maçı kesinlikle önemsiyor. İlk mücadelede 1-0 mağlup oldular o maçta fakat inanılmaz pozisyonlar kaçırdılar. Yani perşembe günü 70 dakika falan izledim. Yani çoğu maçı izlemedim. Nice mücadelesini izledim o maçta. Canlısını da yaptım hatta o mücadelenin. Tel Aviv orada 1-0 galip geldi. Nice takımı etkin bir oyun vardı ki ideal 11 çıktı. Hatta ideal 11'ini o maçta çıkarttı diye ligde oynadığı Clermont mücadelesinde mesela Ramsey ile Delort'u oynatmadı rotasyona bıraktı. Yedeğe bıraktı. Sonradan oyuna dahil etti. Çünkü bu maçın önemi var. Avrupa'ya önem verdiklerini bir söyleyebiliriz bu yönde. Tel Aviv'e karşı ilk maç 1-0 kaybetti fakat etkin bir oyunla ve inanılmaz pozisyonlar kaçırdığı maçtan iç takımı. Burada doğrudan bir galibiyetine gidelim. Fakat galibiyetini de biraz süsleyelim. 4.5 altında 1, 37 Tekrardan söylüyorum değerlendirecekler. 4.5 alt biraz daha ideal alabilir. Onun yanında da 3.5 altı bir 60, 1, 60, 70 bandından da biraz daha risk edilebilir. 2-0 bir skor beklentim var. Doğrudan değerlendireceklere bol şanslar. Antwerp Başakşehir mücadelesi. İlk mücadelede Başakşehir son dakikalarda gol yedi. Beraberlikle ayrıldı. Yine bu mücadelenin tercih yüksek oranına gideceğim ve gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Yani 1-1 olur mu bilmiyorum. Yani bir beraberlik çıkabilir mi bilmiyorum. Fakat ilk gol Antwerp takımından gelebilir diye bir düşüncem var. O ilk gol Antwerp takımından gelir. Ondan sonra oyun nereye çekecek bilmiyorum. Ya Başakşehir birbiri yakalar ya da risk alır iki yer. Fakat mücadeleli toplam yineli 2-3 gol bandının 1.76 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte birlikte anlatmaya çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar. Aklına yatanlar ikili üçlü kombini oluşturabilir. Şansınız bol olsun. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.